onlardı. Onların işi bitene kadar olduğu yerde bekledi. Omzunda tuttuğu su testisi olduğu halde. Kişi acil olduğu halde yaklaşmadı yani. Bir adım dahi. Bu çocukluğuma dair hatırladığım en eski anım. Öncesini hatırlamıyorum. Alo. Alo. Aleyküm selam. Teyzen aradı. Birazdan uğrayacakmış. Anne, senin aklına Çerkez deyince ne geliyor? Bilmem. Annem geliyor. Peki ona sorsak ne derdi? O da annem derdi herhalde. Anne, ben geç kalıyorum. Hazırlanıp çıkayım. Sen rahatsız olma, ben çıkarım. Oradan da döndükten sonra kardeşim bir daha da gidemiyoruz. Hadi işte, bulun beni de atsın. Sürgünün tek tarihi 21 Mayıs 1864 değil. Aslında 30-40 yıl önce başladı tecrübeler. Kardeşim, hep tarihinden, kültüründen bahsediyorsun da kaç yüzyıldır bizimle yaşıyorsunuz. Türksünüz abi. İşte anla bunu, kabul et. Eyvallah hacım ama ben almayayım. Nasıl doğduysam öyle seçme şansım yok. Bir saniye, o zaman Çerkesçe bir şeyler söylesene. Hani çok Çerkessin ya. Kardeşim konuşamıyorum işte dedim. Karıştırma olayı. Neyse kardeşim, ben geçiyorum derneğe. Var mı isteğiniz? Bir derneğinizin sayısından bir tane getir bize sigoş. Anlaştığımız gibi size iki katı fiyatına. Hadi eyvallah, görüşürüz. Onlara göre devam edeceğiz. Selamlar, herkese selam. Tamam arkadaşlar, o zaman hazırsak provaya başlayabiliriz. Kendin istersen sen bir sunum başlıklarını oku. Daha sonra duruma göre şey yaparız. Tamam, o zaman başlayalım. Hama deher, naneher, nahışher. Jaleher, hıgepser. Soğme fegablağa. Kültür nedir? Hangi kültüre aitiz? İnsan yaşamını anlamanın, anlamlandırmanın ve düzenlemenin bir yolu kültür konusunu bir yaygı sunacak. Bireyselleşmenin aksine toplumsallaşmak, toz olmaktan kaçınmak, var olmayı seçmek. Anılarımız, ortak hikayelerimiz. Birlik olmanın yolu, sorunları görmezden gelmek yerine üzerine gitmek. Yabancı evlilik yapanların dışlanmasını önlemek konularına Seyselim anlatacak. Bizi biz yapan değerlerimiz, farklılığımız, farkındalığımız.
Evrenselleşen dünyanın kaybolan değeri kültür. Çerkezlerin toplumsal özelliklerini Turgut Umurca bize anlatacak. Son olarak kurumlu katıcansel, adetleri anlamak ve kültürü yaşamak. Adetler eskirme. Şakalarımıza, sinirli mutlu hallerimize dahi yansır kültürel değerlerimiz. Kültürü yaşarken hayatı zorlaştırmamak hakkında sorumlu yapacak. Program akışımız işte bu şekilde. Şimdi sözü günün ilk konuşmasını yapmak üzere Aygül'e veriyorum.